Sevgili seyirciler, garip bir hikaye neden? Ömer Aksin denilen kişi İpek Pekoğlu ile tanıştığı dönemde bekar. Ama bu arada hayatında uzun yıllardır nişanlı olduğu başka biri var. Nişanlılık döneminde İpek Hanım'la beraber oluyor. İpek Hanım'la ilişkiyi ilerletip ortak bir evde yaşamaya başladıktan sonra da diğer kişiyle evleniyor. Her iki kadın da birbirlerinin varlığını öğreniyor ve işin içinden çıkılmaz bir üçlü ilişki halini alıyor. Evet. Ve sen bu kişiden bir çocuk dünyaya getiriyorsun. Evet. Bu 3,5 yıllık süre içerisinde kaç kere beraber ev kurdup bir evde yaşadınız? 3 kere. 3 kere. Son yaşamış olduğunuz evde kaç aydır birlikte yaşıyordunuz? 7 ay. 7 aydır aynı evin içerisinde. Evet, evet. Her gün sizin yanınızda mıydı? Ayın 20 günü benim yanımda kalıyordu. Diğer günlerde de ticaret için Antep'e gidiyorum, işte Şırnak'a gidiyorum gibi bahaneler uydurup Ankara'ya gidiyorum falan diyordu. Ama Antep'e gidiyordu biliyorum, yani eşinin yanına gidiyordu. Bu arada yani eşi Şeyma Hanım var. Evet. Onun yanına gittiğinden haberiniz var mıydı? Vardı aslında, ama şöyle, nasıl oluyorsa o evde eşinin evine girdiğinde bu adam benimle 24 saat görüntülü konuşuyor. Ve Şeyma evde yok. Ben buna gerçekten inanıyorum. Şeyma'yı arıyorum. Şeyma diyor ki ben ailemin yanındayım. Zaten terk ettim. Boşanacağım. Bu arada dün yayına bağlandı. Ben dedi hamileliğimi ona söyledim baştan. Dün ikisi de yayına bağlandı. Bazı iddialarda bulundu. Ben dünkü yayını kendim otele gittikten sonra tekrar izledim. Yani defalarca diyorum ki bir şey söyleyebilir miyim? Artık dünkü iddialarına peki, ben cevap hakkımı kullanmak istiyorum bugün. Ömer Aksin'in seninle ilgili iddialarını cevapla. Bir, hepsinin bende belgesi var, kanıtı var, ihbar hattına gönderdiğim videolar var, görseller var. Yayınlanabiliyorsa yayınlanmasını istiyorum. Ömer'e de şuradan sesleniyorum. Sen beni kandırdın, aldattın. Sen bu programa çıkmadan ben bu programdan gitmiyorum, anladın mı? Ben buradayım. 5 günde gelmesen, 10 günde gelmesen ben seni burada bekliyorum. Tamam mı? Buraya geleceksin. Sen kendi yüzsüzlüğünü, benim o kadar zoruma gidiyor ki Esra abla. Ben aldatıldığıma mı yanayım? Ben kandırıldığıma mı yanayım? Benim zaten ciğerim yanıyor. Bir de kalktı programı arıyor, beni kötülüyor ya. Yok diyor, arkadaşlarımın bilmem ne yapmakla beni tehdit etti. Abla bende her türlü delil var. Açsınlar Instagram sayfamı, burada yayınlamıyorlarsa ben paylaştım. Ben bu adamı tehditle yanıma getirmedim. 29 Ağustos benim doğum günümde 2,5 ay önce bu adam bizim evimizde beni ailemin evine gönderdi. Dedik sen git, sana sürprizim var. Akşama kadar süslüyor, pasta yaptırıyor bana özel, pastanın üstünde yazıyor ki takvimin en güzel günüydü seni tanıdığım gün. Peki, İyi ki doğdun prensesim yazıyor. Eve gidiyorum, benim doğum günümü kutluyor. Aynı bu yat gibi yani, 2,5 ay önce. Tehditle mi? Bunlar da mı tehditle? Doğumumun bu en sonki hamile olduğum zaman kontrol için doktora gittiğimizde fotoğraflarımız var. Bunlar da mı tehditle? Ben kimim ki seni tehditle yanıma getireceğim? Var boy boy. Instagram'a girsinler. Her şeyi paylaştım. Abla diyor ki tehditle diyor ya. Ben ihbar hattına da yolladım. Kendisi bana silah fotoğrafı atıyor. Ben diyorum ki oğlumuzu çok seviyorum. Silah fotoğrafı atıyor. Ben sen konusunda takıntılıyım biliyorsun. Yayınlasınlar. Defalarca kez ayrılmak istediğimde beni tehdit etti. Enerjimin bütün hepsini sana harcayacağım. Seni mahvedeceğim, rezil edeceğim. Hepsini yolladım. Hepsinin bende delili var. Ondan sonra bundan tam 2 sene önce eşi doğum yaptıktan 2 gün sonra ben eşini aradım. Bilerek ses kaydı da alıyorum. İhbar hattına bunu da yolladım. Lütfen yayınlasınlar. Yayınlamıyorlarsa herkes benim Instagram'ıma girsin. Hikayelerimi de görsün. Şeyma diyorum. Şeyma diyorum. Diyorum ki Şeyma, benden 9 ay boyunca hamile olduğunu neden sakladın? Şeyma diyorum, Ömer mi sana baskı yaptı, söyletmedi? Bana bunu söyle, benim hakkım. Ben şu an 3 aylık hamileyim ve seni defalarca kere aradım. Tüp bebek yaptırıyoruz, haberin olsun dedim. Buna rağmen hamile olduğunu benden sakladın. Neden sakladın? Bana ne dediği cevap şu. Ömer'in nasıl biri olduğunu biliyorsan zaten bu soruların cevabı onda diyor. Şimdi, üstü kapalı yani, bana bir cevap vermiyor. Ama bende belgesi var, kendi sen sesi. Evli ben, olduğunu öğreniyorsun, o kadını arıyorsun. Evet, o kadın evet, yıllarca kurtarmayı bana boşan.
aralarına atmışlar. O kızın bile ailesi benim arkamda ya. Çık diyorlar, biz bağlanacağız. Biz bu adamı zaten istemiyoruz. Bu adam zaten rezil bir adam. Kızın ailesi bile helal olsun deyip beni buraya yolluyor ya. Onlar bile bana bir şeyler anlatıyorlar Şeyma'nın yani. Şeyma'nın ailesi Şeyma'nın Ömer'le olan evliliğini desteklemiyor. Desteklemiyorlar. İddia bu yönde. Şimdi siz iki kadın Ömer konusunda sürekli iletişimdesiniz. Evet. Hamile kalıyor, hamile kalıyorsun. Doğum yapıyor, doğum yapıyorsun. Evet. Ve arada hep iletişim evet. halindesiniz. Sen diyorsun ki çok rahatlığa bak. Benden hamile olduğunu niye gizledin? Evet, kaydı var abla. Yolladım yani ihbar kaydına. Lütfen bir herkes izlesin. Kıskanma gibi bir durum da yok. Durum da yok. İlk diyorum ya, ilk öğrendim 15 bu ilişkiyi yürüttüm yıllarca. Evet, burada belki herkes diyor ki İpek suçludur. Evli olduğunu bile bile neden bu ilişkiye devam etti? Ben suçluyum. Ömer suçlu ama Şeyma da suçlu. Kocasını satmasaydı bana. Dünyayına bağlandı diyor ki. Almasaydın ayol. Ama abla sürekli bana diyor ki biz zorla evlendik. Boşanıyorum, benim sevgilim var. Abla hepsi bende belgeli. O kadınla 3 yıldır mesajlaşmalarım. Ailesine bile gönderdim. Ailesi şok geçirdi. Bizim midemiz almıyor. Demek ki bizim kızımız hasta. Gelsin ki biz bu kızımızı tedavi edelim. Ve E-Devlet'te bunun boşanma davası açılmadan ama biz kızımızı eve almayız. Bağlansın ikisi, lütfen ailesi. Ömer sana ben sürekli bu evliliği bitiriyorum. Diyor. Bitiriyorum diyor. Ve seni seviyorum diyor. Evliliği, bu arada ailesi seni kabul etsin diye seni nereye gönderiyor? Kıbrıs'a. Kıbrıs'a gönderiyor. Orada transferle bebek sahibi evet, olmak evet, istiyor. Evet. Hem de 300. Evet. 300'ün anlamı ne? Ya 3 çocuk olursa üç ne oluyor? 3 çocuk olsun, ailem de boş anlamı kabul eder. Seni şey yapar, seni isterler. Şeyma da arkasına bakmadan kaçar gider. Çünkü diyor ki ben boşanmak istiyorum ama bu kız bana takıntılı boşanmıyor diyor bana. Hmm. Gelmiyor duruşmalara diyor. Benim yanımda da arıyor Şeyma'yı. Sana yemin ederim abla, bundan 2,5-3 ay önce benim yanımda Şeyma'yı aradı. Hmm. Oğlumuzun doğum günü zamanında. Dedi ki Şeyma... Ben de duyuyorum, hoparlör açık. Ben İpek'i seviyorum, ailemin yanındayım. Bunlar benim ailem, ben Mersin'deyim. Gel boşanalım. Yarın sabah adliyenin önünde ol. Boşanmazsam... Ya olmuyor, bilmiyorum yani. Sürekli bir karı koca beni böyle kandırma peşindeler. Kandırma peşindeler beni. Bunlar ayrı canımı yakıyor. Dün yayına bağlanıp Ömer'in bana bu şekilde aşağılık iftiralar atması benim ayrı canımı yakıyor. Bu kadın ben beni tehditle uyuyamıyorum. Elinde tuttu. Bu kadına abla, ben bir güvenmiyorum. Şey daha söylemek istiyorum. Bu bunu çocuk, da söylemek istiyorum. Bu çocuk benden olmayabilir diye DNA istiyor. Terbiyesiz insan, senin çocuğun var ya. Çocuğundan utan. Çocuğundan o şu anda Türkiye'ye rezil oldu ya. Ailesi rezil oldu, kendisi rezil oldu ya. İtibarı rezil düştü çünkü. Nasıl kendimi aklayabilirim diye bana çamur atıyor. Diyor ki o kötü kadındı ondan. O zaman ben kötü kadınsam 3 yıldır neden benimle beraberdin? Neden? Neden 2 kere tüp bebek için örnek verdin? Ha? Ben 12 gün önce bu adamın gerçek yüzünü öğrenip de 12 gün önce evimi kapattım abla. Ne oldu 12 gün önce? Dedim ya, ablası bana ses kaydı attı. Aynı bu yayına bağlandığı gibi. Şeyma'nın ablası beni arıyor. Aynen. İpek diyor tekrar hamileymiş. Ben bilmem ki başkasından hamile, bilmem arkadaşlarımın bilmem ne gibi sözler duyuyorum ben. O ses kaydı geliyor ki o günün sabahı bu adam bana ölüyor. İpom, İpom sensiz yaşayamıyorum. 5 dakika seni düşünmeden yapamıyorum. Seni çok incittim bu zamana kadar. Bana hakkını helal et diyor ya. Abla bu adam beni son dakikaya kadar kandırdı ve bir şey daha söylemek istiyorum. İhbar hattına ben çok delil yolladım, bu videoyu da yolladım. İçip içip benim kapıma dayanıp her ayrıldığımda ölüyorum, bitiyorum, seni seviyorum, sana yanıyorum. Bir video yolladım. Sarhoş benim... Var mı o video, alalım onu da. Sarhoş benim ama abla küfür ediyor, karısına küfür ediyor. Karısına küfür ediyor, yayınlayabilirseniz. Diyor ki bana... Senin saç tellerine kurban olurum diyor. Allah var ya Allah. Anlık paylaşsınlar lütfen. İpek. Ben diyorum sen, ki. Sen söyle, ne diyorsun, bir şey söyleyeceğim. Diyorum ki böyle deme Ömer. Allah kimi çok seversen onu alırım seni onun elinden der. Bak böyle söyleme, kavuşamayız. Lan diyor, kimse.
Hani benim için de bu küfür ediyor ya. Resmi nikahlı karısına bunları diyordu. Şimdi sarhoş olmasına gerek yok. Akıllı bir kadınsın bak. Şimdi akıllısın. Akıllıyım. Bir öngörün var. Şimdi bir insana şunu söylersin bir ilişki yaşarken. Dersin ki çok mu seviyorsun? Kendini temize çek. Tertemiz bana dedim, gel. Dedim. Yemin ederim defalarca dedim. Ama daha yıllarca dedi ki pazartesi bir... göreceksin E-Devlet'te. Çocuk temize çek beklersin. Siz daha bunlar bitmeden bir çocuk bile yapıyorsunuz. Tüm bu hengamenin içerisinde bir çocuk da büyüyor. Onun haricinde bir gelinlik giyiyorsun. Evet. Bir damatlık giyiyor. Evet. Bir düğün salonu var. Dersin ki bu gerçek bir düğün. Ama iki insan kendi başına bir kamerayla sanki bir düğün provası yapabilir mi ya? Yani bu aslında insan ben seni kandıramam. Sen kendini kandırmak istemedikten sonra insan biraz da kendini kandırmaya... Seviyordum abla. Seviyordum her dediğine inanıyordum. Video, bu evlilik teklifiydi. Bakın böyle lüks bir teknede bir evlilik teklifi ediliyor. Ben bunları ekranda gördükçe dayanamıyorum. Benim için parçalanıyor. Bakın bu düğün değil. Gerçek bir düğün değil. Bir prova. Ama her şey gerçekliğe birebir yakın hazırlanmış. Evet, sadece evet, orada evet. Davetliler... Aileler ve nikah memuru. Davetliler de olacaktı. Bana buyurun. Davetliler de olacak dedi. Bir görebilir miyiz onu? Yerimde saydım da kalbim karıştırır aklım. Tenimde nemlik var elimde yaş gibi anladım. Ansızın göz göze geldim bir bak. Bakışları nimet nimet. Bilir belki de peşimde kimler kimler var. Aklımı aldın sen, ver geri ne olur ne olur. Yardım et yarab sen, gözleri boncuk boncuk. Saçları van rengi, yanakları allana allana. Tatlımı tatlı, kalbimi ver geri boşluk var. Dert başa vurdu bir gülmedim hala. Dargınım düşleri olmadı hiçbiri. Çatlatın ağzımı nazlı bir kalp. Çardırı tüttünü çakmaya. Başladı kabusum sil başta. Göz göze geldim bir bak. Bakışları nimet nimet. Kim bilir belki de peşinde kimler kimler var. Aklımı aldın sen, ver geri ne olur ne olur. Yardım et yarabbim. Şimdi şunların hepsini hani siz ya bizim de düğünün görüntüleri deseniz iki... 18-11 yazıyor değil mi? Evet. Hani düğün görüntüleri. Evet. Ama siz orada aslında bak mankenlik yapıyorsunuz İpek. Mesela abla bu insan dedi ki her şeyi hazırla. Dedi tam bir yıl dolduğunda dedi gelinliğin her şeyin hazır dursun. Hani erkek boşandıktan bir hafta 10 gün sonra resmi nikahla evlenebiliyor ya. Hazırladım. Onun sözüyle deyimiyle. Sonra dedi ki karım dedi duruşmaya gelmedi dedi. Benim yanımda eşini aradı aşağıladı neden gelmiyorsun dedi. Ben tatildeyim dönünce gelirim bilmem ne gibi şeyler söyledi Şeyma. Benim yanımda ikisi telefonla konuşa konuşa bu şekilde. Ya en son işte ben artık transfer oldum. 3 aylık hamileydim Şeyma'yı aradım. Burada dedim 3 aylık ki, hamile misin? Yok burada yeni transfer oldum. Transferden gelir gelmez Ömer dedi ki İpek artık niye gelin. Niye sen gelin mankenliği yapıyorsun, düğün mankenliği yapıyorsun? Bu bir şey yani bir film, bir prodüksiyon. Bu gerçek değil. Gerçek olacaktı aslında. O şekilde hazırladı bu şansı. Şeyma Hanım'a gönderdiniz mi? Yani, bunu Şeyma Hanım'a gönderdiniz mi ya da ailesine? Gönderdim, gönderdim. Şeyma Hanım'ı ben aradım. Dedim ki Şeyma 3 aylık. Yani bir tek o olabilir. Yani bunu Şeyma Hanım'a ya da... Yok ben sosyal medya hesaplarımda paylaştım bunları. Ömer İnsanlar Bey'in ailesine. İnsanlar tebrik etti mi? Ettiler. Ama bak şimdi sen kendini kandırmakla kalmayıp sosyal çevreni de yok herkes biliyor ama benim çevremdeki herkes durumu biliyor. Ben zaten kimseden çekingem, utancım olmadığı niye için. Niye tebrik ediyorlar o zaman? Kızım sen aklını başına toparla. Bu adam seni yine kandırıyor demiyor mu bir aklı son seni? Ana kadar tabii herkese diyorum ki Ömer boşanıyor sonunda. Bak biz düğün hazırlığı yapıyoruz. Düğünümüze gelin. Şimdi, düğünümüz olacak. Davetiye bile bastırma şeyine baktım ben ya. İpek'cim bak şunu söyleyeyim. Ömer Bey de yayını izliyorsa dinlesin. Meslek hayatım boyunca evet evliliklerin içerisinde üçüncü bir kişiden sevgiliniz artık nasıl anlamlandırıyorsanız çocuklar dünyaya gelebiliyor. Bunlar da boşanma... da önemli bir
Çocuğu düşünebiliyor musunuz? Zina sebebiyle boşanmada eğer üzerine kayıtlı bir çocuk varsa hiç başka delile gerek yok. Ve çocuklar da bu anlamda o boşanmanın delili oluyorlar. Bak bunu anlıyorum. Ya işte diyor bir günlük ilişki ama siz Ömer Bey ve İpek Hanım. Evet. Meslek hayatım boyunca eşinden Şeyma Hanım'dan boşanabilmek için oturup plan yapıp üçlü tüp bebek tedavisi yapanı ben ilk kez gördüm. Bak düğün hazırlıklarını anlarım. Karşı tarafı kıskandır. Ya üçlü bebek dünyaya gelirse Şeyma ile Ömer'in evliliği bitirecek. Bunu Ömer'in da sonradan ailesi de bana şöyle bunu söyledi. Kabul edecek. Ya bunda bakın Ömer Bey dün bağlandınız tehdit dediniz. Lütfen ya. Bir ne bebek, tehdidi abla sosyal bebek, medyaya baksınlar tehdit mi bir sürü fotoğraflarımız onayınız, var. Onayınız rızanız olmadan böyle bir şey evimizin yapılabilir mi? Evimizin içinde bir sürü videolarımız var bizim bu insanla. Beraber yaşadığımıza bir, dair. Beraber yaşadığınız bir ilişki var ama çok da plan, proje ve program çok var. Yani gerçeklikten sen uzak ama sen beni bırakıp gitme yakın diye yaptım dedi sonra da bunu. Sen beni bırakıp gitme, bana muhtaç ol, gideme diye yaptım dedi.